Şu anda buradayız. Bakın yattığımız yeri görüyorsunuz. Yattığımız yeri görüyorsunuz. Evet. Burada yatıyoruz. İnanın size söylüyorum. Avrupa Birliği gazetesini takip edin. Benim yatak bu. Evet. Bu çiftlik sahibi Maşa Mehmet Aydın'ı yakalamak için bak nerelerde kalıyoruz. Bodrum'da dışarıda bugün Ukrayna'da çok soğuk hava. Şimdi birazdan açıklama vereceğim size. Evet. Şöyle. Mehmet Aydın burada bakın YouTube'da size çok önemli açıklamalar veriyorum. Şunu iyi yapın. Suço Thomas. Bakın şimdi bu adam Mehmet Aydın'la işbirliği içinde. Organize bir şebeke, istihbarat şebekesi Türkiye'yi soyuyor. Şirketler kurup halkın parasını almaya çalışıyor. Birçok ülke ekonomik krizde. Türkiye'de büyük ekonomik kalkınma var. Bunun için çok parası olanın elinden bilerek kasten alıyorlar paralarını. Vatandaşlar çok dikkat etsin. Mehmet Aydın çiftlik bak sahibi sadece bir maşa. Arkasında öyle bir şeyler bulduk ki Adalet Bakanlığı'nda bunu ayıklayan, buna yardım edenler var. Türkiye'den öyle bir pasaport almış ki. Sonra Ukrayna'dan da bir pasaport almış. Başka bir bölgeden de, Amerika'nın başka bölgesinden de ayrı bir pasaport almış. Yani adam 6-7 tane pasaporttan ayrı ayrı dünyayı geziyor, dolandırıyor. Sadece maşa. Bakın, şeye çeviriyorum onu. Bu çok önemli bir şey. Buradan açıklıyorum. İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı çok dikkat etsin. Türkiye'de büyük bir vurgun çetesi var. Bu oto dolandırıcılar vardı. Sinop Gerze'de. Bunların da savcılar, hakimleri, polisleri vardı. Bunlara birçok araba dolandırıp aldılar. Bunları da hakimler, savcılar korudu. Sadece bir kurban verdi. Orada o böbrek hastasıydı. Onu cezaevine attılar. İşte bizim çiftlik bak sahibi Mehmet Aydın da bir kurban. Şirketi sadece şöyle yapmışlar. Arkada başkaları var. Paraları başkaları götürmüş. Çiftlik bak sahibi götürmemiş. Bakın. Türkiye'de bürokratlar yardım etmiş Mehmet Aydın'a. Adamın adını veriyorum. Bu çok önemli bir adam. Bunun telefonu bizde. Şu anda kayıtlı. Bakın kayıtlı. İkinci bir kayıtlı bizde. İkinci bir şey geldi. Burada. Cemet Samsun. Çanak, Portan, Trabzon. Siçot adı yani. Siçot çıkıyor. Thomas. Soyadı Thomas. Bu adam Mehmet Aydın'la devamlı konuşuyor. Bakın. İkinci bir şey. Bir adam daha var. Bu adam 1,88 boyunda, 108 kiloda. Beyaz, siyah sakallı. AB Kanadalı'da. 6 kez buralardan 6 kez bunu aramış. New York, Pennsylvania. Ukrayna'dan buralardan Türkiye'den bunu aramış 6 kez planlı şekilde. Kara para aklamak için, paraları yurt dışına kaçırmak için yapmış bunu. Bu adam kara para aklayıcısı. Çok önemli paraları var istediğiniz zaman. Şimdi Kanada bölgesinde bir Türk var. Adı Tombiş. Pomulo. Tombiş diyorlar buna. Görüşüyorum. Bundan devamlı görüşüyor. Çiftlik pat sahibi devamlı görüşüyor. Buradan Adalet Bakanlığı'na söylüyorum. Bürokratları yardım ediyor ona. Bunu YouTube'da yayınlıyorum. Çok önemli. Facebook'u engelledi buranın polisi. Kırdı. Açtık bir tane şey. Avrupa Birliği gazetesi Ziya Kara parasız, 3-5 parasız dışarısı soğuk. Büyük yolsuzlukların üzerine gidiyor. Şu anda kaldığımız mahzen yer Bodrum altı parkta yatıyorduk. Paramız olmadığı için, ucuz olduğu için, çok ucuz olduğu için burada yatıyoruz. İnanın size söylüyorum. Türkiye'de otodolandırıcıları nasıl otodolandırıcıdan hakimler, savcılar yardım edip de bu insanların elini kolunu dışarıda gezmesini biliyor. Samsun Gerze. O adliyedeki hakimler, savcılar bu otodolandırıcılarına yol verdiler. Allah belalarını versin. Adalet bir gün temelli olacaktır diyorum. Adalet Bakanı da hep bunun döneminde oluyor zaten bu nedense.
Adalet Bakanlığı da biraz gevşek davranıyor. Bakın size söylüyorum. Yurt dışı istihbarat teşkilatları Türkiye'de şirket kurup halkı dolandırıyor. Dikkat edin. Bunlar ummalı şekilde Türkiye'de büyük dolar, döviz, euro var. Halkta var. Birikmiş iş yeri yapıyor. Bu halkı halkın elinden paraları almaya, yurt dışına kaçırmaya çalışıyorlar. Ukrayna'ya inanın size geldim. Berbat bir ülke. Tarım öldü, bilmem ne öldü. Ekonomisi çok berbat. Yani birçok Avrupa ülkenin ekonomisi bozuk. Türkiye'de bütün eurolar, dolarlar Türkiye'de iş yapıyor. Bu oldu. Euroları, dolarları Avrupa'ya çekmeye çalışıyorlar, Amerika'ya çekmeye çalışıyorlar. Ülkeyi ekonomik krize sokmaya çalışıyorlar. Adalet Bakanlığı bu konuda hassas davranması lazım. Kim bu dolandırıcı şebekesine, hangi bürokratlar, hangi hakimler, savcılar onlara yardım ve yataklık ediyorsa görevden alın onları diyorum. Bakın büyük bir yağma var Türkiye'de. Onun için diyorum ki, evet size şunu soruyoruz. Evet, Avrupa Birliği gazetede Ziya Kara 2 saat sonra Avrupa Birliği gazetesi Komtr'de çok önemli açıklamalar yapacak. Burayı takip edin diyoruz. Allah'a emanet olun diyoruz. Çok zor durumdayız. Bize yardım etmek isteyen varsa bulduk, hepsini bulduk. Bize 10 saat sonra bir liste gelecek, prokatların listesi. Mehmet Aydın birilerinden Türkiye'de görüşmüş. O liste komple elimize gelecek. Bunları tek tek Avrupa Birliği gazetesi.com'da açıklayacağız. Bomba geliyor, bomba. Bizden uğraşanı biz yakarız. Bakalım Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı görevini yapacak mı? Biz yazıyoruz. Mağdurlar da seslerini çıkarsın. Organize şekilde Türkiye'de devletin içinde halkı soyuyorlar. Paralarınızı alıyorlar. Yurt dışına kaçırıyorlar. Büyük bir şebeke var. Hala şebekenin bağlantıları orada. Mehmet Aydın buralarda elini kollu bütün ülkelere gidiyor. Pasaportlarla hiçbir istihbarat ne interpol oluyor ne bir şey oluyor. İstihbarat ağı Türkiye'yi soyuyor. Yurt dışı istihbarat ağı Türkiye'nin dolarları, yıllarını soymaya çalışıyor. Dikkat edin. Herkes dikkat etsin. Allah'a emanet olun diyoruz. Çok zor durumdayız. Dayanacak gücümüz yok. Dayanıyoruz. Halkımız için, milletimiz için Allah'a emanet olun diyoruz. İşte yaşadığımız yer. Evet. Burada torbalarım var. Görüyorsunuz. Allah'a emanet olun.